Ukrayna Savaşı'nda nükleer saldırı riskinin en yüksek olduğu dönemde Kiev'de dikkat çeken bir görüşme vardı. Amerikan basınına göre CIA direktörü William Burns bu ayın başında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile gizli bir görüşme yaptı. Detaylar bilinmiyor. <laughs> CIA direktörü William Burns bu ayın başında Kiev'e giderek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile gizli görüşme yaptı. CNN International kanalının haberine göre William Burns, Amerika'nın Ukrayna'ya askeri istihbarat paylaşımı dahil desteğinin süreceğini iletti. CNN'e konuşan kaynaklar görüşme hakkında başka detay vermedi. CIA direktörünün Kiev ziyareti nükleer saldırı korkusunun tırmandığı bir döneme denk geldi. Amerikalı yetkililer kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda Rusya'nın böyle bir adım atmaya hazır olduğuna hiçbir kanıt olmadığını belirtse de istihbarat kaynakları riskin en yüksek seviyede olduğuna dikkat çekiyor. Rusya Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez nükleer tatbikat başlattı. Karadan ve denizden kıtalar arası balistik füzelerin fırlatıldığı tatbikatı Rusya Devlet Başkanı Putin yönetti. Peki Ukrayna'daki savaş 9. ayına girmişken cephede son durum ne? Rusya genel olarak savunma pozisyonunda. Taarruza devam eden Ukrayna güçleri Luhansk'ta bir otoyolu ele geçirdi. Donetsk'te Rus güçlerinin saldırıları püskürtülüyor. Ve her son. Rusya buraya 45 tabur yığdı. Diyeper nehrindeki geçitlerle köprüleri mayınladı. Yağmurlu hava arazi koşullarını zorlaştırsa da Ukrayna ordusu her sonu kurtarmaya kararlı. Tüm cephede mevzilerimizi güçlendiriyoruz, işgalcilerin yeteneklerini azaltıyoruz, lojistiklerini yok ediyoruz ve Ukrayna için iyi haberler hazırlıyoruz. Kremlin Sarayı Rus ordusunun ekipman sıkıntısı yaşadığını kabul etti. Sözcü Peskov önlem alınmasına rağmen bazı sorunların sürdüğünü söyledi. Putin geçen hafta kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan askerleri denetlemişti. Savaşa katılacak askerler gereken tüm teçhizata sahip görünüyordu kasklar, kurşun geçirmez yelekler ve uyku tulumları vardı. Ama cephede çekilen videolar bu görüntüden çok farklı. Rus askerleri yeterli ekipmana sahip olmadıklarını, eğitimden geçmediklerini söylüyor. Koşullarından şikayet ediyor. Putin hafta başı hükümet yetkilileriyle toplantı yapıp Rus ordusunun ihtiyaçlarının hızla giderilmesini istemişti. <laughs>